İtalya'da iPhone fiyatlarından ilgili biraz bilgi vereceğim. Tabii karşıya geçebilirsek. Çekim mekin yazmıyor galiba. Şu anda iPhone 11 ana şarj etmiş. Evet, iPhone 11 Pro Max arkadaşlar, şu kamerası. Biliyorsunuz en büyük fark yeni gelen kamerasındaydı. Yani kamerası artık bildiğiniz gibi muhteşem özellikler oldu. Bak, slow motion, video, foto ama wide lens panoramika. Acaba şuradan geliyorsun ama. Evet. Yeni iPhone 11 Pro Max arkadaşlar. Dediğim gibi en büyük değişiklik kamerasındaydı. Wide lens, ultra wide lens, iki tane seçenek gelmişti. Yani bunun anlamı geniş açıyla hiç uğraşmadan fotoğraf çekebiliyordunuz. Bu da bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi. Ve de yeni iOS 10-13 oyun özellikli, oyunlara özel işletim sistemli şey getirdi ve de açma konusunda, kasma konusunda hiç sıkıntı yapmıyor. Bu aynı şey gibi ha. Bu bildiğin XR gibi tasarım yapılmış. Biliyorsun, hani şöyle iPhone elini aldığında eskiden kayıyordu, yani elinden düşebiliyordu. Onu önleyici şey yapmışlar, yani telefonu elinize aldın sanki yapışıyor elinize. O konuda iyi yapmışlar. Yani eski, bende bir eski versiyon var. Şöyle göstereyim. Bak, bu benim telefon. Yani bunu tuttuğunuzda sanki elinize her an kayacak gibi duruyor. Bu benim telefonum arkadaşlar. Her an elinizden kayabilecek gibi. Bunu önlemek için arkasına özel şey yapmışlar, şöyle elinize daha iyi oturması için arkasını güzel bir metalikle seçmişler. Gerçi bu cam ama şurası, yani ben bir iPhone kullanıcısı olarak, yani eğer iPhone alıyorsanız şurayı çok iyi korumanız gerekiyor ve çok çabuk çiziliyor. Yani hani iPhone'unuzu şimdi, yani ben de kapanmadan asla kullanmam telefonumu, çünkü çizilebilir, bir sürü para veriyorum çizilebilir diye korkuyorum. Ama şuraya dikkat edin, yani özellikle şurayı iyi koruyun, çünkü bu arkası kolay kolay çizilmiyor ama şu yanlar çok kolay çiziliyor. Bu da kullanan biri olarak size tavsiyem. Bu yeni gelen yeşil renk, bak. Ve arkadaşlar şunu da diyeyim, iPhone normalde X, yani bir önceki neslinde 3 tane renkle gelmişti. Biliyorsunuz Space Gray, Gold, bir de beyaz. Bu özellikleri buna da yeni, yani üst sürümün XS'lerde kullandığı, yani üst sürümün 11 Pro ve 11 Pro Max'te kullanacağı 4 renk var şimdi. Bu da ayrıca bir özellik. iPhone 11'de de şu renkler var. Siyah, yeşil, sarı, mor, sarı ve mor, kırmızı, beyaz, mor yeni eklendi. Sarı da yeni eklendi. Şu anda arkadaşlar ben yakın zamanda videomu paylaştım. Siz de izlediniz. Yani izlediyseniz tabii. Orada biliyorsunuz size lensler göstermiştim. Yani bu lensi buraya takıyorlar falan. Acaba fark var mı? Yani bunu geliştirirler mi? Wide lens mi daha iyi? Acaba XS alıp wide lens mi taksanız? Ya da iPhone 11 alıp mı kullansanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu da test edeceğim gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi de biraz hız testi yapalım şöyle. Kapatalım ikisini de. Hop, şöyle. Böyle yüklü bir oyun yok, aynı oyun yok ama şöyle, bunda bende şöyle bir oyun var. Yani bu fark var. Bir fark pek yok. Şunu galeriye şey yapabiliriz. Şöyle.
galerisi arkadaşlar. Tabii ben güncelleştirdiğim için bazı şeyleri benziyor. Şöyle. Yani iPhone'un kendi dediğine göre biz kardeşim bu telefonu daha hızlı yaptık yani diyorlar. Bu konuda iPhone'a güvenimiz tam ama iPhone nerede kırılma noktası yapıyor arkadaşlar? Şimdi tamam bu telefonu çıkardılar ve bir yıl bu telefon üzerinden reklamlarını yapacaklar ama bunun da bir üst modeli gelecek illaki. O zaman işte bunun yavaşlaması başlıyor. Yani şu anda sanki ben öyle hissediyorum ki telefonum sanki yavaşladı. Ve de bir anda böyle takılmalar başladı. Çünkü yani heyecandan iOS 10 indirmek istedim 11'i. iOS 10 için. İndirmek istedim. İndirdim de. Bilmiyorum bakalım. Evet arkadaşlar. Yanımda iPhone 11 ve iPhone 11 Pro var. iPhone 11 İtalya'daki fiyatı şu şekilde. Fiyatı 839 euro. Ve 1009 euro kadar çıkıyor. Şöyle bırakalım. Bu da iPhone 11 Pro arkadaşlar. Bu da 1189'dan başlayıp 1589'a kadar fiyatı çıkıyor. Ve de GB dediğim gibi hafızası da 64'ten başlayıp 512'ye kadar. Ve de iPhone'un bence bilerek yaptığı şeylerden biri 128 GB'ı eklememesi. Eskiden vardı. Niye kaldırdılar? Tabii büyük bir soru işareti. Bu da gördüğünüz gibi iPhone 11 Pro Max'in fiyatı da İtalya'da vurgulayarak söylüyorum. İtalya'da 1289'dan başlayarak 1689'a kadar çıkıyor. Ve de şunu Belçika'da yaşadığım için fiyatları Belçika ile kıyaslıyorum. Belçika'da bunun başlangıç fiyatı buraya göre daha ucuz. Belçika'da daha ucuz. Çünkü ben şeyine bakmıştım. iPhone 11 Pro'ya bakmıştım. 256 GB'ını 1329 yani fark yok fazla fark yok ama 20-30 euro oynuyor yani nedense.